Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Tam videoyu editleyecekken fark ettim ki açılış çekmemişim bu videoya. Şöyle bir açılış çekmek istedim. Yine de sizlere videonun başında böyle yüz yüze açılış yapmak istedim. Saat de bayağı bir geç zaten. Akşam yani yatma hazırlıklarına bile başladık. Çocuklar yattılar. Her neyse benim de aklıma şey geldi. Dedim ki böyle akşam cilt bakımımı falan da yaptım. Makyajımı falan da yıkadım. Böyle akşam rutinim ve işte hafta sonu yaptığım rutin olarak böyle bir bakım videosu çekeyim diye aklıma geldi yaparken. Siz yani bence güzel olur. Ben de yeni bir şeyler öğrenirim. Benden de bir şeyler öğrenen arkadaşlar olur. Yeni başlayanlar için. Öyle yani şimdi nereye gitmiştim? İkinci el eşya satan bir yere gitmiştim birkaç gün önce. Bildiğin bit pazarı da biraz daha modern hali yani kapalı bir yerde. Orayı sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler diliyorum. Sonra bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ikinci el pazarına geldim. Kapalı bir yer. Bit pazarı. Yeni modern ismi varsa bilmiyorum, yazın. Her şey var. Şöyle girişte takılar falan var. Şu güzelmiş mesela. Fiyatı da 75 kronmuş. Şöyle sordum çekebilir miyim diye. Yani bilmiyorum, ben pek sık gelmiyorum böyle yerlere ama hem videoya çekmek için hem de buraya taşındıktan sonra hiç gelmedim. Bakmak için gelmek istedim bugün. Böyle eski model süs eşyaları var. İşte 10 kron, 20 kron. Yani bunların ayrı bir yaşanmışlıkları olduğu için bence bazen böyle hani şu an hiç piyasada bulamayacağınız eski klasik olmuş ürünler var. Mesela şu güzel bir şeye benziyor. Porselen. Ben de şöyle bakır sevenler için de ayrı bir köşe var. Vazolar var şöyle küçük. İşte süslemek için falan. Mesela şu 5 kronmuş. Yani bilmiyorum, Türkiye'de belki tuhaf kaçabilir ama yani bence hiç gocunulacak bir şey de değil. Her bütçeye göre bir şeyler var. Mesela düdüklü var. 150 kron. Kahve makinesi var. Böyle şeyleri pek kullanın, yani bunları almayı pek tercih etmem ben de. Ama mesela şu alınabilir. 40 krona. Zaten yepyeni. Aynısı bende de var, kullanıyorum. Böyle şık güzel bir şeyse hiç kullanılmamış neredeyse belli oluyor. Böyle şeyler alınabilir yani. Hani ne aldığınıza bağlı. Girişte saksılar vardı mesela. Onlar da güzeldi. Burada da şunlar da satılıyor herhalde. Mesela değnek yürüyemeyenler, yağdanlıklar falan var. Cam kavanozlar var. Mesela bazen mikronuzun işte atıyorum camı kırılıyor. Onları bulmak zor oluyorsa mesela öyle şeyleri burada bulabiliyorsunuz. Tepsiler var. Yani bilmiyorum kaç para ama 20 krondan fazla değiller herhalde. Şuradaki amcalar da ne konuştular. Mesela şu normalde çok pahalı bir ürün. Bunu alsam mı diye şu an düşündüm. Normalde pahalı bir ürün ve buna ekmek formu veriyorlar. Ekmek yapanlar da bilir. Belki şunu alırım. Ya bunda da zaten ekmek mayalanması için kullanılıyor ve 15 krona satılıyor. Bayağı büyükmüş içerisi. Ben de ilk kez geliyorum. Daha önceden yukarı kattaydı. Oraya kıyafet falan bırakmak için gelmiştim. Çocukların oyuncaklarını. Mesela şu değişik bir şeymiş. Bilmiyorum, bir matara gibi bir şey sanırım. 40 kır olmuş. Yani böyle klasik şeyler seven için bence güzel. Vitrinler de satılık bu arada. Şöyle uzaktan alayım. Yani herhalde vitrinler de satılıktır. Bilmiyorum.
Mesela set bile var yani, kahve fincanı şöyle işlenmiş işlemeler var. Yani dediğim gibi başta da gocunulacak bir şey değil. Burada da el işine ait şeyler var. Böyle bölüm bölüm bölmüşler. Mesela şunlardan alıp kızlara yapmayı düşünüyordum misal. Hani ilgilenir mi kızlar bilmiyorum tabii ama işte sadece şeyleri var. İpleri falan yok sanırım. Şişler var. Mesela bu bizim gibi ufak yerlerde oturan kişiler için internet üzeri genelde alınıyor. Böyle şeyler bulmak biraz zor oluyor. Buralara da böyle bakılabilir. Başka neler var? Kitaplar. Kitaplar. İnsanlara Bak diye bir kitap mesela. Güzel bir başlığı var. Burada da böyle, ne derler bunlar, gümüş değil ama o tarz bir şey. Bakın şöyle klasik bir şeyler sevenler için bence güzel. Bu tarzı ben pek sevmiyorum ama bakalım daha neler varmış. Bir tane sepet alsaydım iyi olurdu. Gözüme güzel çarpan şeyleri atardım. Mesela şu modelleri falan eminim sevenler vardır yani, bilmiyorum, benim tarzım değil ama. Fincanlar, tabaklar çok gerçekten. Bakın şurada da bir tabaklar var. Yani fincanlar var, pardon. Ve burada da bak, hatta şöyle bir takım yapmışlar. Takım olarak var. Güzel şeyler var. Mesela sos koymak için 15 gram patates unu diyor. 20 gram. O kadar çok bardak var ki. Mesela şunlar güzel. Şu neymiş ki? Sürahi galiba. Öyle bir şey. Yani şöyle diyeyim, ekonomik durumu olmayan bir insan buradan gelip rahatlıkla evine her şeyi alıp, bakın yerde daha hatta yukarı çıkarılmamış o kadar çok tabak var ki, yani kendine çok rahat bir set yapabilir. Mesela balık tabaklar bile var, çerezlikler. Yani herkesin ekonomisi yok. Her şeyi sıfır almaya. İnanın İsveç'te de öyle insanlar var. O yüzden bence hiç ayıp değil. Godunak, yani hiç ayıp değil bence. Biraz kısık sesle konuşuyorum. İnşallah sesim iyi geliyordur. Kadına sordum ama gene de gezenler var diye sesli sesli bağırmıyorum. Yabancı olduğumu belli etmeyeyim. Böyle mesela bakın, bir tane set var. Tanesi 10 kron diyor. Biraz da şu tarafa gidelim. O kadar çok şey var ki, fincan, tabak. Ha, şunlar güzelmiş. Gerçekten hoşmuş bunlar. Türk kahvesi içmek için 4 tane var. Mesela şunlar da güzel. Şunlar da pek güzel değilmiş. Oyuncak bile var bakın. Mumluklar var burası da. Lambalar. Şunlar da lamba. Şu da gaz lambası sanırım. Yani çocuklar için, bebekler için bile. Yani yıkanabilirse eğer sorun yok. Yıkanılabilecek bir oyuncaksa, bataryalı falan değilse alınabilir. Ama yıkanılmayacaksa almam ben. Çizme bile var. 40 kronmuş. Eski telefonlar.
Oo. Var da var. Böyle çok detaylı göstermiyorum da. Matkap mıydı? Matkap bile var. O hesap makinesine bak kocaman. 20 kurulmuş. Timer, şunlar da zaman ayarlayıcı. Kıyafet de var ama kıyafete hiç bakmayacağım. 10 kuron, 20 kuron. Burası sadece kıyafet sanırım. Ceketler, mobilyalar var. Burada nüvel eşyaları var şu köşede. Buraya da şöyle bir şeyler şık görünsün diye bir şeyler koymuşlar. Bakın şu dolap 150 kronmuş. Çocuk yatağı da var. Bakın şu çocuk yatağı gayet güzel görünüyor. Bu satılmış. O yüzden fiyat üstünde yok. Ütü masası da var. Aa, bunu kızlar alsam asla sevinirler. Böyle bir şey istiyorlardı. Bu beyaz tül ve hiç açılmamış. Bakın paketinde. Yani hiç daha açılmamış. Altta açılmışı var ama bu hiç açılmamış. Paketinden çıkmamış daha. Yani şunu alsam sevinirler aslında. Halı bile var. 75 kron. Çocuk yatağı var. Bakın. 70 mi? 50'li yılların diyor yatağı. 75 kron. Sandık bile var. Her şey var yani. Her şeyden biraz, her şeyden var. Çocuk yatağına lazım olan ürünler. Emzirme yastığı bakın. Şu mesela. Şu yeni doğduğunda çocukları koymak için. Şimdi Türkçesini bilmiyorum. Ondan. Çarşaf, yastık, yorgan. Bebek kangurusu bile var. Bakın orada. Kaç tane. Yani yeni doğan bebeği. Mesela şu bile var. 145 kron. Yani yeni bir bebeğiniz doğacaksa onun bile bir kısım ihtiyacını buradan alabilirsiniz. Bence çoğu şey var. Hatta daha çok şeyler var ama çıkartılmamış. Şöyle bir göz gezdirelim. Burada yine Noel. Noel yaklaştığı için. He, buraları bilmiyorum. Buraları daha hep torbalarda çıkmamış. Burada da bardaklar var. Şöyle şu küçük bardaklar. Şöyle kahvenin yanına falan su koyuluyor ya, o tarz minicik. Tabi bunlar bunu Türk kahvesinin yanına içmemişlerdir ama böyle değişik bardaklar var. Takım olanlar da var. Şurada da küçük bardaklar var yine. Sürahiler var. Tane fiyatı satılıyor herhalde. Bakın şu koltuk 200 kronmuş. Burada da perdeler var, eski perdeler, masa örtüleri. Dikiş kursuna gitmiştik. Makine almayı düşünüyorum. Nereden kumaş bulacağım falan diye düşünüyordum. Buraya gelip alabilirim. Öğrenesiye kadar böyle bir şeyler dikmek için. Yani iki tanesi 30 kuruş hiçbir şey. Yanlış dik çöpe at. Sorun olmaz yani. Gayet hepsi temiz, güzel perdeler. Farklı farklı renkleri var. Mesela şu kumaş çok güzelmiş. Böyle çanta dikmek için, ne bileyim. Öğrenesiye kadar harcamak için. Mesela şu falan çok güzelmiş. Hiç kullanılmamış gibi daha. Simleri falan duruyor. Dikiş öğrenmek için süper. Bunu gördüğüm iyi oldu. Böyle ben gezmeye devam ediyorum. Çok kalabalık değil. Kıyafetlere dediğim gibi hiç bakmayayım. Yani şurada da banyo havluları, bornozları falan var. Mesela cins pantolonlar var, 25 kron diyor. Yani bunları baraya karıştırmak lazım. Masa örtüleri falan çok. Şimdi çıkacağım. O yarım saat sonra biriyle buluşmam lazım. Bakın şöyle klasik saatler sevenler için de var. Şu ekmek kabını aldım. Şöyle form vermek için. Bunu deneyeceğim.
Başka da ne yani hoşuma gitmişti hatırlamıyorum. Dediğim gibi çıkacağım daha markete de uğrayacağım hemen. Yarım saat sonra biriyle buluşmam lazım. Ütü bile var. Her şey var yani detaylı bakarsanız eminim daha da çok şeyler var. Ben şöyle sizlere göstermek için üstünden baktım. Bunu ödeyip hemen yola koyulacağım. O girişteki mutfak tartısı da çok güzeldi ama onların artık ne bileyim çok daha yeni versiyonları çıktı. Daha az yer kaplayan. Yoksa klasik olarak güzelmiş gerçekten. Bakın ne kadar çok saksılar var. Daha altlarda o kadar çok şey eşya var ki. Şunu ödeyeyim de hemen çıkayım geç kalmadan. Ben şimdi ikinci el eşyalarına bakmıştım. En son eve geldim. Begüm de babası dışarıdaymış. Hazır Begüm de giyinikken dedim ki hemen bir Happy Price'e gelelim. Birkaç gün sonra arkadaşımın da doğum günü. Zaten gelip bakacaktım. Hava biraz soğuk ama güneşli güzel. Şöyle hemen girer girmez iki tane çikolata aldım. Şu yılbaşı yani yılbaşı değil Noel kurabiyeli olan. Şu da yeni çıktı. Karamelli. Bunu yani hedefime ulaştıktan sonra yiyeceğim. Şimdi aldım ama yemeyeceğim. Begüm de burada biraz babasıyla gezmiş, biraz da annesiyle gezecek şimdi. Yani dedim eğer biter falan, o zaman gerçekten üzülürüm biterse. Alayım, dursun. Hedefime ulaştığımda, kilomu verdiğimde yiyeceğim. Açıkçası ne alacağımı da bilmiyorum. Burada da bizim çok fazla seçenek yok. Bir yere de gidemedim bu ara. Ne alsam, ne hediyesi alsam diye şöyle bir bakıyorum. Videoda göstermem bir sakıncası yok sanırım zaten. Videoyu daha sonra yayınlarım diye düşünüyorum. Kavanozlar falan çok güzel de acaba kavanoza falan ihtiyacı var mı? Şu an pek bilemedim neye ihtiyacı olduğunu. Şöyle küçük pasta kalıbım kötü olmuş benim de. Bundan bir tane almam lazım ama birkaç marka var. Hangisini bilemedim. Şu mantıklı gibi hem şöyle formlu hem düz tabanı var. Ama şu da güzel. Şunun da kapağı var. Böyle bir yere götürmek istediğinizde falan şunu kapatıp götürebiliyorsunuz. Yani şimdi şöyle biraz her yeri gezeceğim herhalde. Çünkü ne alacağım bilmediğim için. Bu tavası var bir tane şöyle. Biraz daha büyük lazım bize ama. Bir gün de sanırım canı sıkılmaya başlayacak. Pankek tavası alacağım sanırım. Ben şu pankek tavası. Fiyatı da herhalde şu. Aynen. Pankek tavası 300 kron. Tefal'den farklı markalar da var tabi. Schöckskungen markası da var. İsveç'in bir markası. Daha önce kullanmadım ama. Tencereler var. Tencere almayacağım herhalde. Buradan biraz hızlı geçebilirim. Elektronik şeylere bakacağım. Bakalım burada neler var. Yeni bir şey gelmiş mi? Termoslar var. Burayı daha önceden gezmiştim zaten. O yüzden çok fazla detaylı da gezmeyeyim. Begüm. Begüm, sakın çikolatamı yere bir daha atma, tamam mı? Kırılmasın. Anne onu sonra yiyecek. Aynen şöyle bir tane şey almıştır. Termometre almıştım çocukların ateşini ölçmek için. Bu mu daha iyi, aldığım mı daha iyi buna bakacaktım. Üçü bir arada diyor yani. Yani kulaktan ve alnından ölçebiliyorum. Benimki nasıl acaba? Benimki indirimdeydi 100 krona almıştım. Bir bakayım evde. Sadece alnından mı kulağından mı? Çünkü kulağından da önemli. Alnından her zaman doğru çıkmayabiliyor. Şu da var.
Bu hangi marka bilmiyorum ama şu daha bilindik bir marka, güründik. Bir bakayım benim evdekine nasıl. Sadece yani alnından yapılıyorsa pek şey değil. Güven verici değil. Gelip bunu alırım, öbürünü geri verip. Ekmek kızartma makinesi. Hediye işi ne kadar zor ya. Vallahi. Acaba ekmek kızartma makinesi var mı? Var sanırım. Yani kesin vardır. Kahve makineleri var. Burada da dediğim gibi çok güzel şeyler yok aslında. Yani belki yeni bir ürün geldiyse diye aslında ben baktım. Aa, şunu alsam çocuklar çok sevinir. Bu en son geldiğimde de vardı. Bunun ismi şu mu acaba, yok. Şu 300 kro. Şöyle uzun uzun hamurdan şey yapıyorsun. Böyle tatlı gibi, sonra onu şekere bandırıyorsun falan. Seviyor çocuklar çok. Şimdi kasaya doğru gidip hediye almadım bu arada ama şu kaplar biliyorsunuz vakumlu, böyle bambu desenli, yani kapaklı desenli değil de Alpina'nın, güzel bir seri olabilir diye düşünüyorum. Belki bundan da alacağım, büyüklü küçüklü emin değilim, bir yere daha bakacağım. Şöyle 3 yani farklı boyutu var. Aynen, şimdi Begüm de zaten artık mızıldamaya başladı. Karnı acıktı sanırım. Eve doğru şu aldığımız çikolataları ödeyelim. Ondan sonra eve gidelim hemen. Sonra arkadaşla beraber bir yere gidip, yani tamirhaneye gidip arabasını alıp geleceğiz. Valla mutfak bölümüne baktım. Diğer yerlere bakmadım. Emin de değilim aslında ne alacağımı. Bakalım. Biraz da bir düşüneyim. Sonra ne alacağıma karar veririm. O yani o kaplar çok güzel.